Arkadaşlar merhabalar. Şimdi Delta 14SS2 transfer çıkışlı bir piyasamızda SMB servo motor sürücüsünün bağlantısının nasıl yapılacağından biraz bahsedelim. Şimdi Y0, Y1 ve Y2 çıkışlarımızı kullandık. Y0 bizim pas çıkışımız. Bu bizim SMB sürücünün CN3 ünde 38'e bağlıyoruz. Eksi çıkış olarak. Yön çıkışımızı 41'e bağlıyoruz. Y1 olarak. Ve servo on olan kısmımızı da DIN3 olarak biz ayarladık. Onu nasıl ayarladığımızı da biraz sonra göstereceğim. Şurada baktığımız zaman DIN3'ümüzü yani dijital input giriş 3'ümüzü, servo on, dijital input 4 girişimizi, acil stop, dijital input 7 gerilimi switch, dijital input 8 de gerilimi switch olarak ayarlamış olacağız. 24 voltumuz bağlantılarımız. Şuradaki görüyorsunuz işte pas çıkışımız, yön çıkışımız, servo çıkışımız ve pas ve yöndeki 36 ve 39'a artı uç verdik. Yine 45-46'mız artı. Bunu nereden yaptık? Bunu şuradan bakarsanız buradaki bağlantı şifrelerinden yola çıkarak devam ettik arkadaşlar. Burada bakın DIN 7 ve DIN 8 de sizden gene de istemekte. Bu ayarlarımızı yaptıktan sonra Servo SMB Motion diye bir programımız var. Bunu indirebilirsiniz. Kendi sitesinden indirdikten sonra virüs programını tabii kapatın. Kapatmazsanız virüs programınızı şuradaki exe dosyanızı virüs olarak görecek ve kaldıracaktır virüs. Yüklemeleri yaptıktan sonra sizin şu sürücünün driver'ını yani bağlantı için gerekli olan kablo bağlantınız için de bunu da tanımlamanız gerekecek. Nasıl tanımlayacağınızı zaten burada kendi yüklemede size vermiş. Bunu da okuyarak gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi SMB Motion'u açtık. Şu anda motorumuz bağlı değil. Şurada isterseniz burayı takip edip gidebilirsiniz. Bağlı olmadığı için normal doğal bir sayfa geldi. Ben şimdi cihazımıza enerjisini veriyorum. Evet. Şimdi bakın eğer enerjiliyken açarsanız cihazınızı tanıyacaktır, görecektir buranı. Bağlandırın, bu alanda dijital girişlerimizin ayarı vardı. Ben sadece burada dijital servo aktifi şuradan dijital input 3 olarak şey yaptım. Acil durdur vardı. Ona ne demiştik? 4 demiştik. Şuradan 4 olarak seçebilirsiniz. Şuradaki kontak durumunda zaten açıklamaları okuduğunuz zaman göreceksiniz. Eğer ki açık kontak kullanıyorsanız burası, kapalı kontak kullanıyorsanız da tiklemeniz gerekiyor. Yani stopu kapalı kullanıyorsan şu anda tabii seçili olmadığı için şey yapmalı. Kapalı kullanıyorsan tıklıyorsun. Bu şekilde. Şu anda stop butonu bağlamadığım için bunlar da ansiklopedi olarak gördüm. İleri yönde şurada da işte 7-8'de onları da tanımlamamız gerekiyor. Parametrede harici pozisyon kontrolü yaptığımız için şuradaki P02'yi 0 olarak seçtik. Servomuz evet 0 olarak. Başka da şurada yaptığımız bir şey yok. Bunu da kendi sitesinde açıklamaları var. Kendi YouTube kanalında bütün bilgileri vermiş. Evet. Buradan sonra sizin yapacağınız programınızı yapıp yükleyip çalıştırmak. Biraz sonra nasıl çalıştığına dair de arkasına kısa bir video eklemiş olacağım. Arkadaşlar buradaki kablo karmaşası sizi korkutmasın. Şemamıza verdiğimiz kablolar aynı şekilde. CN3'ten gelen kablomuz gördüğünüz gibi piyasamızda bağlı bazı uçları bağlı uçlar boşta bir bağlamadan uçlar.
Şurada programımızda bakın şimdi starter verdiğim zaman ileri yönde motorunuzun hareket ettiğini göreceksiniz. Evet, motorunuz ileri yönde işte cihazınız basalım bir kadar hareket etti ve durdu. Daha sonra geri yönde basalım. Geri yönde de hareket etti. Motor ve motor kablomuz burada görmüş olduğunuz turuncu kablomuz ve yeşil kablomuz da enkolu kablosu. CNH konektörüne bağladığımız kablomuz da mevcut kablomuz. Bu da bizim sürücü ile PC'miz arasındaki bağlantı kablomuz arkadaşlar. Olay bu şekilde. Hepinize kolay gelsin.